Yana Sıvı Kolajen, Yaşamak Ne Güzel'i sunar. Değerli izleyicilerimiz, iyi haftalar olsun diyoruz. Harika bir program sizleri bekliyor. Yaşamak Ne Güzel'e hoş geldiniz. Evet, iyi günler diyoruz. Sırasıyla çok çok önemli konuklar alacağız. Bakalım neleri biliyoruz, neleri bilmiyoruz. Bizi izliyorsunuz, ayrılmıyorsunuz. Astroloji meraklıları, ekran başına. Mars retrosu burçları nasıl etkiliyor? Astrolog Anıl Can sizler için yorumluyor. Meme estetiği yaptırmayı mı düşünüyorsunuz? Peki, herkes meme estetiği olabilir mi? Operasyonlar çocuk emzirmeye engel midir? Merak ettiğiniz tüm soruları operatör doktor Gülçin Nujen Çardak cevaplıyor. Boyun ağrıları yaşamınızı kabusa mı çevirdi? Üzülmeyin, doğru tedaviyle ağrılardan kurtulabilirsiniz. Doçent doktor Hasan Kerem Alptekin, boyun fıtığından korunmanın yollarını anlatıyor. Hangi burcunu? Başak. Peki Başak'ın özellikleri nelerdir? Yani genellikle temiz, titiz davranmak, daha yapıcı olmak, daha sakin davranmak Başak'ın burç özelliklerinden birisi. Peki Başak hangi burçlarla anlaşır? Yani anlaştıklarını bilmiyorum ama anlaşmadıkları hakkında birkaç bilgim var. Hangileriyle? Boğa ve ikizlerle anlaşamaz genelde. Neden? Yani onların yapısıyla Başak'ın yapısı genelde ters. Burcunuz nedir? Oğlak. Peki Oğlak hangi özellikleri taşıyor? Genelde lider, yönetici, benim bildiğim kadar çok bilmem ama bir okumuştum. İşte lider, yönetici, parayla aşırı neşir olan, yer yer cimri deniyor ama çok öyle düşünmüyorum. Peki sizce hayatımızı ne kadar etkiliyor burçlar? Ya ben çok etkilediğini düşünmüyorum. Genelde yetiştiriş tarzı ve kültürle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sizce burçlar hayatımızı ne kadar etkiliyor? Bence çok etkiliyor. Ben astrolojiye çok inanıyorum. Tam böyle burcumun özelliklerini taşıyorum. Hangi burcunuz? Akrep. Herkesin böyle akrep mi dediği burcum. Peki özellikleri nelerdir? Vallahi çok inatçı, kinci. Yani kinci de şöyle, yapılan bir şey iyilik de olsun, kötülük de olsun unutmaz. 30 sene sonra bile geçse onu bir yerde lafını yediğine koyar. Hangi burcunuz? Akrep. Terazi. Peki anlaşıyor mu akrep ve terazi? Anlaşmaya çalışıyor. Uyumlu mu sizce? Ya aslında çok uyumlu değiller ama başa gelince yoluna sokuluyor. Peki hayatımızı ne derecede etkiliyor burçlar sizce? Biz çok fazla önem vermediğimiz için açıkçası çok etkilenmiyoruz. Sizce? Bence de yani sonuçta anlaşmak istersen anlaşırsın. Çok yakışıklı ama yakışıklılığının yanında bizi gerçekten çok ilgilendiren bilgiler verdiği için özellikle kadınları yani erkekler çok fazla ilgilenmiyor. Evet, çok bilmiyoruz biz astrolojiyi. Yani çok böyle biraz daha deyince, onlar da biraz daha logik artık, böyle mantıklı oldukları için galiba değil mi? Şey var, erkekler daha fazla iyi duyuyor. Ben çok daha fazla şirketlere danışmanlık veriyorum, hepsi erkek. Yani şey Anılcan. Benim danışan kitlemim de %60'ı falan erkektir. Güzel. İnanılmaz bir şey var çünkü. Hem ben o kadar hayatı... ilgiliyim, o kadar ilgiliyim ki tanıdığım tek erkek astrologsun. genelde hepsi kadın değil mi ama? Değil. Yok, çünkü ilk astroloji getirenler hep erkek. Gerçekten. Tabii. Yıldızları erkekler daha iyi bilir. Ya yok öyle bir şey diyemeyiz tabii ki de. Yani ama ilk gelen tabii hep erkeklere geldi. Yani erkeklerle beraber başladı Türkiye'de de. Ondan sonra tabii bayanlara yayıldı. Birazcık tabii bazı insanlar bu işi makrame kursuna döndürdü. Heh. O da ondan olduğu için bayanlar artık makrame kursu yerine astroloji kursuna gidiyor. Ha, bravo. Ama mesela şöyle bir şey de bahsedelim tabii ki. Özellikle hocam gibi meseleye o mesafeden bakan insanlar için bir bence konuşma yapmak lazım sizi anlatmak ve tanıtmak adına. Yani böyle mesela erkeklerin tavırlı yaklaşmasının sebeplerinden bir tanesi de böyle sizi çok fazla çözememiş olmaları. Yani tabii. Çünkü falcı ya da medyumla falan böyle şeyler yanlış
tabii, gerçekten düzeltin ne olur. Yanlış bir şey söylersem ayıp da bir şey söylemek istemem. Çünkü böyle falcı ve medyumla çok karıştırıldığınızı düşünüyorum ben kendi adıma. Böyle mesela şöyle laflar duyduğum zamanlar da oldu erkeklerden. Falcıya mı sordunuz? Ha işte medyumunuza mı sordunuz? Yok yani öyle bir dünyada değiliz biz de. Ama böyle bir gerçek var. Bunun bilimi de var. Bilim olduğu için rahat rahat konuşuyoruz. Yanlış mıyım? Tam bilim değil ama herkes bilim olduğunu söylüyor. Ama bilime çok yakın çünkü istatistik var içerisinde. Bravo. Tamam. Ve sizin tamamen anlayabileceğiniz bir şey sonuçta istatistik. Ben astroloji şey yapıyorum biliyorum ama Mars öne giderse ne olur, retro geriye giderse ne olur, uzaklaşırsa ne olur. Onu bazı astrologlar da bilmiyor yani. Jüpiter niye orada duruyor, Merkür niye küçük? Bunları bilmiyorum ben yani bunlar hakkında çok böyle erkek olarak çok böyle kafayı yormadım. Evet. Ya ilgilenmeye başlayınca faydalarını görüyorsunuz, görünce de şaşırıp iyice dibine doğru gitmeye çalışıyorsunuz. Böyle ilginç bir dünyası var onun. Aynı estetik gibi nasıl başlıyorsunuz bitiremiyorsunuz. Evet. Bu da öyle bir şey yani. Biraz başladığı zaman bitirilemeyen ama ciddi anlamda istatistiğe dayanan ve neredeyse bilim olmak üzere. Şu anda tam böyle bilim gibi olmadığı kanıtlanmadı ama üzerine çok çalışılıyor ve yapılan araştırmalarda bilime çok yakın benim gösteriliyor. Gezegenlerin enerjilerini ve manyetik etkileşimlerini aslında inceliyorsunuz ve bunların tabii insanlar ve dünya üzerindeki etkilerinden yola çıkıyor. Bak ne çabuk öğrendim. Bravo. Aynen, süper. Yani bir dolunay yeni ay zamanları bile çok efektif. Yani zaten biyolojiye çok fazla etkileşim var. Mantarlar dolunay zamanında çok fazlasıyla artar mesela. Su tutmaya başlarlar, yükselmeye başlarlar. Evet. Yeni ayda azalırlar falan. Yani mantarı bile etki eden bir şey bize nasıl etki ettiğini düşünüyorum. Ben bu programa ilk başladığımız zaman toplantılar yapılırken şimdi yapımcılarımız da, rejideki herkes de, yani kameramanlarımız da toplantıda var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama ilk çekim günümüz konuşulurken ben hemen telefonumdan baktım yani kaba ben sizin gibi anlamıyorum öyle şeylerden. Ben sadece dolunay beni ilgilendiriyor. Çünkü dolunayla ilgili bir bilgim var. İşim rast gitmiyor dolunayda benim. Yani benim değil birçok insanın da öyle olduğunu düşünüyorum. Bir şey şişiyor yani genelde işler değil mi? Yanlış tabii mıyım? İnsanlar da böyle daha bazen gergin oluyor. Evet evet gergin oluyor. Özellikle terazi burçları çok olur. Ben bildiğim için aa dedim tüh dolunay. Ne olacak filan dediler. Yani sanki gece kurt adam olmayacağım yani öyle bir şey değil ama yine de işler biraz şey oluyor. Şişiyor. Şişer böyle sarkar filan. Sıkıntılı belki işler. Evet aynen. Ve gerçekten de ilk çekim günümüzde dolunay vardı ve gerçekten düşündüğüm gibi şeyler oldu yani. Ve haklıymışsın dediler. Ona benzeyen şeyler herhalde değil mi bunlarda? Her şeyin haritası var mesela ilk çekime başladığınız gün. O günün haritası artık. Bundan sonra programınız nasıl gideceğini yol verecek. Biliyorum hiç söylemeyin. Wow. Evet evet. Peki. Evet. Peki. Şimdi önemli bir gezegen hareketi var. Mars retrosu. Hep Merkür retrosu evet duyuyoruz fazlasıyla ünlendi. Aslında bunlar çok çok büyük de tehlikeli şeyler değil. Bazı şekilde anlatılırken çok tehlikeliymiş gibi anlatılıyor ama yapıp yapmayacağımız şeyler var aslında bakarsanız. Hem fırsatı var hem faydası var hem de zararı olduğu noktalar da var. Şimdi Mars enerjiyi anlatan, gücü anlatan, aynı zamanda savaş tanrısını anlatır mitolojide de veya astrolojide de. Bu noktada savaşı anlatan bir gezegen geri hareket yapmaya başladığı zaman enerjisi daha çok içselleşmeye başlıyor. Böylelikle bizdeki enerjik düzey düşmeye başlıyor otomatikman. Ve böylelikle yeni girişimlerimiz genelde güçsüz kalıyor. Su altında yumruk atmaya benziyor yani biraz daha. Efektifliğimiz düşmeye başlıyor, üreticilik düşmeye başlıyor. Ya da bir şey yapmak istiyoruz aman sonra yaparım'a dönmeye başladığı bir döneme girdik. 28'ine kadar yani 28'inde başladı, 27'si 27 Ağustos gibi bitecek yani. O zamana kadar biraz daha yeni işlere başlamayın diyoruz yani bu dönem içerisinde çünkü enerjisi düşük olacak. Yeni şirket açmayın diyoruz çünkü mücadele enerjisi zayıf olacak. Yani yarın bir gün Mars retrosu bittikten sonra haritayı incelediğimiz zaman da diyeceğiz ki ya siz haritanızı, işinizi Mars retrosunda kurmuşsunuz. Bu yüzden de iş hayatında devamlı mücadele etmek bütün zorundasınız. Bütün burçlar üzerinde aynı etkiyi mi gösteriyor? Tabii tabii. 12 herkes burcun üzerinde de Mars retrosunda aynen kurulan işlerin hepsi İyi değil. Yani genel anlamda anlatırsak doğru değil. Ama nedir? Uzun zamandır mesela yapmak istediğiniz bir iş var. Bir türlü hallolmadı ya da hep konuşuyorsunuz ama bir türlü ortaya gelmedi. Tamam. İşte bu zaman diliminde ortaya çıkabiliyor. O zaman onun üzerine gidebilirsiniz. Ama hesapta yoktu. Bir anda artık yeni karar verdiniz. Atıyorum estetisyensiniz değil mi? Gittiniz ben dönerci olacağım dediniz. Bu zaman açarsanız bitti. Aynı zamanda bu evlilikler için de geçerli. Bana bu yıl çok evlenecek edecekler var yani. Ne bu, yapacaklar? Bu iki ay içinde evlenecekler mi evlenmişler mi? Evlenecekler tamam olan. Evlenmişler üzerine bir şey var mı? Evlenmişleri anlatacağım şimdi. Ama evlenecekler üzerine de çok dikkat edilmesi lazım. Ona kötü bir şey söyleme. Programın geleceği söz konusu. Çıkayım çünkü anlamadım. Evlilik haritasına baktığımız zaman da Mars retroda göreceğiz. Mars retroda evlilikler çok iyi gitmez. Çünkü çok
fazla didişme. Mars retroya ne zaman girdi? Pardon, anlamadım. Bugün. Yani geçtiğimiz 3-4 gün oldu. Ha 4 gün oldu. Yani yeni 27'sinde. Yeni girmiş. 27'sinde giriyor yani. Yeni girmiş. Arkadaşım biri daha yeni evlendi de ama 4 gün önce değil. Daha 2 ay önce. Ha sıkıntı yok canım. 2 ay önce sıkıntı yok. 1,5 ay daha böyle hala tarihleri. Şu aralar evlenseydiniz sıkıntı olacaktı. Ha gerçekten Murat Alkılıç Venüs Retrosu'nda evlenmişti mesela. Boş yere evleniyor. Twitter falan Twitter'da yazıyor mesela. Boş yere evleniyorsun 1,5 gün sonra ayrılacaksın yazdım. 1,5 gün sonra ayrıldı. Bunlar Twitter'da var. Evlenme teklif edelim mi? Evlenmeyelim ama en azından niyet edelim mi? Niyette bulunmak da mı? Cem Yılmaz için de geçerliydi. O da yine Venüs Retrosu'nda bir evlilik yapmıştı. O zaman ona da söylemiştik yani. Yani Venüs, Mars, yani bu tarzda şeyler çok iyi değil evlilikler için. Ortaklıklar için iyi değil, evlilikler için çok iyi değil. Çünkü potansiyel biraz daha düşük. Yeni kurulan evler için iyi değil yani. Yenilikler için aynen. Ani gelişen yenilikler için iyi değil. Bu dönem içerisinde ani alınan kararlar. Bir anda gittiniz evlenme teklif ettiniz. Aynen. En dün akşam benim aniden gittiğim gibi. Ha, yani mesela bunu ama sizin kafanızda bu bayağıdır var bu otel işi. Ama ben yurt dışından sağlık şey turizmi yapan bir şirketim var. Gelen hastaları da orada burada falan yani kaldırtmayayım. Konaklatacağım belli başlı bir yer olsun. Başına bir doktor dikeyim şey yapayım falan. Hani can güvenlikleri, sağlık olarak da her şeyleri garantide olsun diye öyle kafamda bir girer. İş geliştiriyorum sürekli. Ha, böyle bir model var mı? Yok. Dünyada var mı? Yok. Evet. Biz yapacağız olacak. İnşallah. Ama sana sormadan yapmam. Aynen. Öğreniyorum bak. Ben sana söyleyeyim. Hangi burçları daha çok etkileyecek? Tabii ki de yöneticisi olan akreple koç burcunun çok daha fazlası da etkileyecek. Aynı zamanda yükselen koç yükselen akrepleri de etkilediği gibi. Eşi akrep olan terazileri etkileyecek mi mesela? Tabii ki de herkesi etkiliyor yani genel anlamda. Aşırı derecede bir İyi etkileşim gitmiyor. Süreçleri söz konusu olacak. Nasıl etkileyecek mesela? Koçların özellikle parasal konular, sosyal çevre, sosyal bağlantılar, çevresi, arkadaşlıklar, evi bunlarla ilgili konuları çok ilgilendirecek. O yüzden koçlar ve yükselen koçlar da genel anlamda sosyal çevrede tartışmalar, kavgalar, huzursuzluklar görebiliriz. Veya rakipleşmeler, böyle biraz inatlaşmalar gibi temalar ortaya çıkabilir. Onlara sıra sıra gideyim isterseniz. Evet tamam okey. Ve koçlarla ilgili aynı zamanda sağlığa çok dikkat etmesi gerekiyor. Yeni iş ortaklıkları falan, yurt dışı konuları bunları biraz daha dikkat ederse biraz daha sakin geçirebilir. İlişkilerle, evliliklerle ilgili biraz sorunlar, tartışmalar ön plana çıkabilir. Ama bunların hepsi sosyal çevreyle alakalı olacak gibi. Yani bir dedikodu duyup öyle dedi, böyle dedi falan olayları olabilir yani genel anlamda. Ona dikkat etmeleri lazım. Boğaları mesela ve yükselen boğaları kariyer konusunda çok etkileyecek. Kariyeriyle ilgili aldığı planları ya da yaptığı planları, fikirleri değiştirmek zorunda kalabilir. Yeni karar almalar için uygun değil mesela yani aynı şekilde yükselen boğalarla. Ben bir şey yapacağım diyorsa yapmaması lazım olan bir noktada. Veya yükselmek istiyor. Ama uzun zamandır da yükselemiyordu boğa burcu, çok emek etti. Bu dönem hakkını alabilir işte. Öyle de bir iyi yönü var bu sürecin. Ama yeniden şimdi karar verdi, ben hakkımı alamıyorum, işi de değiştireyim dediği zaman sıkıntı yaşar, işsiz kalır ya da problem yaşar ya da üstleriyle kavga edebilir. O yüzden kariyer noktasında boğa burçları bu noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Var olan işinizi devam ettirin. Zam istemek ya da yükselmeyi planlamak için uygun bir zaman değil ama uzun zamandır hak ettiğinizi düşünüyorsanız ve bunun için mücadele veriyorsanız yapmak için çok uygun genel anlamda. Olsun, gene de sana sormadan yapmam. Yani tabii haritaya bakmak lazım. Bu arada boğayım ben. Öyle mi? Ben de boğayım. yükselen ikizler de aynı zamanda 9. ev noktasında gerçekleşiyor bu süreci. Bunda yurt dışı olayları, üniversiteyle ilgili konular gibi temalar ön plana çıkabilir. Diyelim ki üniversiteyi bitiremedi ya da yüksek öğrenimiyle ilgili bir sorunun problemi vardı. Bu dönem o kağıt kürek işleri bitirebilme ve çözebilme yeteneği ve fırsatı olacak. Eğer değerlendirebilirse bu genel anlamda bir başarı elde etme potansiyeli de var. Genel süreçle ilgili. Bunun dışında işle ilgili, kariyeriyle de ilgili de gelişimler de olacaktır. Ama yine yurt dışı konuları mesela dikkat edilmesi gereken bir şey. Yükselen ikizler bu dönem içerisinde yurt dışına girip çıkarken biraz sorun ve problem yaşayabilir. Böyle bir şey var yani işte valizi kaybedebilir, çantayı kaybedebilir, bize de problem çıkabilir, pasaportu unutabilir. Allah'ım bu yüzden Allah'ım. Bu noktalara bu gazetelerde burç yorumları olur ya, burcu sanki oradan okuyor gibi. Biliyor ama artık biliyor. Yani çözmüş o yüzden. Bir gazetede de yazıyorum. Ne yazıyor? Ha. Yani yok eğer ben yorum yapsam mutlaka okumam lazımdı bir yerden. Hani böyle sanki bir film izliyor, o izlediği filmi anlatıyor. Ama şöyle bir şey, siz kendi konunuzda nasıl bir şey okumadan anlatıyorsanız kendisi de o tabii. Konuda bunu yapıyor. Ya genelde şey görürsünüz böyle kağıtla çıkıp bakarlar falan, ne acaba neydi falan diye. Yani
az çok yani iyice bildikten sonra herifeyi ustası kendisi. Şey oluyorsunuz. Biliyorum. Bir de şöyle bir şey. Anılcan şunu söyleyeyim sana. Ben her zaman şey yaparım. O gazeteye bakarım ve burç yorumlarına bakarım. Her zaman benimki tutmasa %80 tutar. %20 tutmayanı da benim yükselenim koç o tut, oradan tutuyor. Yükselen koça ya yani yükselen burcunuza göre okursanız daha iyi tutar. Değil mi? Her zaman. Çünkü bizler de zaten onları yükselenlere göre yazıyoruz. Yükselene göre okumam lazım. Ben koça bakmam lazım. O zaman tabii, boğaya niye bakıyorum abi? Boşuna bakıyorsunuz. Yani ama insanlara şey diyemiyoruz yani. Tabii bunu burada ekranı söylüyorum. Bu... İlginç oldu ama. Şimdi gazetede adam bilmiyor yükselenini. Ben ne yapacağım? Güneş burcu. O da kalbi olduğu için ona da bakabilir. Yani etkileri onu da etkileyecek sonuçta. Ama ya, esas çalışan şey her zaman yükselen, üzerindendir. Ha, bunu da yeni öğrenmiş oldum. Tabii. Daha devam ediyoruz. Şey olabilir yani. İkizler o yüzden bu sosyal çevreye bilmem neye, yurt dışı konulara vesaire dikkat edecek. Eğitim konularıyla da ilgili biraz değişebilir. Yeni eğitimler için hiç uygun değil bu arada. Yani ya da yurt dışı konularıyla ilgili bir karar alırsa vesaire bunlar için de çok sağlıklı olmayacaktır. O yüzden biraz daha dikkat etmesi lazım genel potansiyelde. Yengece bakacak olursak bu dönem içerisinde ekonomik anlamda destekler geldiği gibi çok fazla ekonomik paralar da harcayabilir. Paralar çok fazlasıyla gidebilir. Ve genelde bu paralar eşe, anneye, aileye, babaya, komşuya, birilerine gidebilir. Bu yüzden borç vermemesi gerekiyor mesela yükselen yengeç ve yengeç burçları. Borcu verirseniz alamayacaklar yani bu dönem içerisinde. Bu yüzden şey olabilir. Parayı verdim, geri alamayacağım. O zaman sıkıntı yok. Yani çok dertlenmesin. Yeni iş başvuruları için uygun şanslar var, fırsatlar var. Bunları değerlendirip kullanabilirler. Krediler vesaireler için hiç uygun değil. Yükselen yengeçler, yengeçler ev alacaklarsa, kredi kullanacaklarsa ya da bir şeyi borçlanıp gireceklerse hiç pozitif bir zaman değil. Beklesinler 28'ine kadar. Gayrimenkul alacaklarsa almasın. Kredi çekeceklerse almasın. Yani bir problem var, orada pürüzle karşılaşacaklar çünkü. Bu konulara biraz daha dikkat etmek lazım. Genelde biraz daha yengeçlerin maddi konular, ekonomik konular veya eşinin mesela evliyse eşinin parasal konularıyla ilgili biraz daha sıkıntıları olabilir yani. Aslanlar, yükselen aslan ve aslanlara bakarsak da ortaklıklar yine evlilikler konuları gündeme gelecek. Evli olan özellikle aslanları çok ilgilendirir bu dönemler, yükselen aslanları. Çünkü evlilik evinde gerçekleşiyor. Burada çok fazla inatlaşmalar, ters düşmeler, biraz daha fikir ayrılıkları, tartışma gibi temalar ön plana çıkabilir 28'e kadar. Bu yüzden empati yapmak lazım, alttan almak lazım. İlişkide çok baskın olmayıp çok fazla egoyu konuşturmaması gerekiyor yükselen aslanların. Ve beklentiyi de minimumda tutacak. O zaman daha sağlıklı bir ilişki süreci var. Yine eski sevgililer, eski partnerler, eski evlilik eşler, partnerler geri dönebilir. Böyle insanlar gündeme gelebilir, yüzleşmek zorunda kalabilirler. Burada da yüzleşsinler ama devam etmeyeceğini bilerek hareket etsinler. Öyle bir süreci de var şeyler içinde. Evet, zamanımız çok daraldı. Bir tane çok daha böyle merak ettiğim burcu sen sor burcu. Ben hemen birer cümle söyleyeyim o zaman. Söyle hızlı hızlı. Akrep abi yani beni etkiliyor. Başaklara bakacak olsak başakların da bu dönem içerisinde biraz daha gündelik hayatında sıkıntılar yaşayabilir. Sağlıklarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Esas temalar sağlıkları, gündelik hayatları, işleri, özellikle de diş sağlığıyla ilgili bir takım sorunlar da yaşayabilirler. Bunlara dikkat etsinler. Sosyal çevresinde ufak tartışmalar var. Terazilere bakacak olursak bu dönem aşk hayatında çocuklar evinde hareketlilik söz konusu olacaktır. Çocuk bekleyen yükselen terazi ve teraziler varsa çocuk gündeme gelebilir. Çocukla ilgili gelişmeler ön plana çıkabilir. Ama çocukla ilgili uzun zamandır hep soru var. Çocuk yapamıyorlardı, problem vardı. Bu dönem içerisinde tedavi görmek için de uygun zamanı olabilirler. Ama ilk defa tedavi görecekse o zaman çok uygun değil. 28'ine kadar beklemesi gerekiyor genel şartlarla ilgili. Yine çocuklarla ilgili ilişkiler, anlaşmalar vesaireler bunlarla doğal da doğal yollardan devam. Güzel. Evet. Biraz çocuklarla inatlaşılabilir. Onlara dikkat etmeleri lazım. Akrepler. Akrepler evde kırıp dökecekler bir kere. Çok fazlasıyla. Yani bu da ama tadilat anlamında dökecekler. Akrepleri bu dönem kırıp dökmeye huyu var. Yani evet, yasakarlık olarak. Çok komik. Aynen şu an evin fotoğrafı geldi bana. Koltuklar yok mesela. Evet başka. Aynen. O tarzda işte koltuk moltuk bir şeyleri kırıp dökme var. Ya da yeri değiştirme, evi değiştirme var. İşte bir anlı gelip böyle restorasyon isteyebilir, evet, değişim isteyebilir. Evi değiştirmek, mekanı değiştirmek. Evet. Yani yuvayı, haneyi, evet, içinde var olmak istemeyecek ve uzun zamandır istediği bir tadilat varsa evet, bunu doğru yapacak. Ama tadilat kararını bugünden itibaren yapıyorsanız uygun değil. Ama uzun zamandır planlayıp planlamadığı önemli. Hayır bugün. Bugün işte karar verip şey, bugün yollamış koltukları. Yani bence bayağı uzun süre. Bir gün sonra o koltuklarla ilgili biraz sıkıntı gelecek gibi duruyor yani. Evde bir tane koltuk var. Onda ikimiz beraber otururuz. Benim işime gelir. Neyse bu da işte benim. Aynen.
Diğer konuya bağlanıyor oradan. Yine aileyle ilgili konular gündeme geliyor. Benim tutkum tutuldu. Vallahi ben konuşamıyorum. Ben yalnızca şu an böyle dinliyorum böyle garip garip çünkü yok bu kadar olur ya. Ya işte abi söylüyor. Vallahi bu kadar olur. Bravo. Yaylara bakacak olursak yayların da bu dönem biraz daha kardeşlere aile konuları, aile işte aileden biri hasta olabilir, onu ziyaret etmek zorunda kalabilir ya da işte aileyle, kardeşlerle, çocuklarla ilgilenebilir. Hep böyle bir aile ortamı, yakın çevre, etraftaki insanlarla bir ilgilenme şeyi var. İletişim halinde olma, dedikodular bilmem ne. Biraz böyle kötü dedikodular duyup canlarını sıkabilirler. Basınlar, önüne baksınlar. Eski insanlar, dostlar karşılarına çıkacaktır bu dönem içerisinde. Aile fertleri, konuşmadıkları, küs oldukları insanlar varsa da onlarla da yine yüzleşme temaları var olacak gibi duruyor. Ay harikaydı ya. Her Oğlak, gün gelsenize. Oğlak kova kaldı. Oğlakların da bu dönem içerisinde genel anlamda parasal konularla ilgili bir değişimleri var. Ciddi anlamda bekledikleri paralar varsa bu dönem içerisinde gelebilirler. Böyle güzel bir gelişme olabilir. 28'ine kadar şans var. Yalnız yeni iş girişimleri, yeni para kazanmaya çalışmalar falan bunlar hiç iyi değil. Bu yüzden var olan şeyi değiştirmesinler. Var olan şeyi stabil koruyup devam ettirmekte fayda var. Ekonomik konular ve finansal konularda gereksiz harcamalar çıkabilir. Bir anda araba bozulabilir, işte kıyafet yırtılır, telefon suya düşer, bir şey olur. Gereksiz yere masrafların da ön plana çıktığı bir dönemdir. Yani genel pozisyonda buna dikkat etmek lazım. Kovalara bakacak olursak biraz daha kovaların mesela bu dönem kilo alma ihtimali çok yüksektir. Genelde 28'e kadar. Bu yüzden olabildiği kadar spor yapmaya çalışsınlar ama biraz sporla ilgili halsiz olacaklar. Çok fazla kendilerine vermek istemeyecekler ve yükselen kova kovuşları bu dönem birazcık agresif olabilirler yani. Ve bu agresyonu düşürmek için işte meditasyon yapsınlar, nefes egzersizleri yapsınlar, kendileri biraz daha rahatlasınlar, biraz daha sakin, dengeli ve dingin hale almaya çalışsınlar. Özellikle ilişkiler süper. Ve kariyer evine çay yapıyor. Son olarak balığa bakacak olursak, balık da spiritüel anlamda kendini geliştirebileceği, rahatlayabileceği bir dönem içerisinde içsel çatışmaları yaşadığı şeyler, huzursuz eden şeyler varsa bunları çözebilmek adına çok uygun bir zaman. Özellikle bilinçaltı terapileri, aile dizimleri, psikolojik seanslar, psikoloji destekleri vesaireler için de çok uygun bir dönem olacak. Özellikle manevi eksiklik yaşayanlar ve özgüven problemi yaşayan balıklar için. Peki. Mars retrosu ne zaman bitecek? 28-27 Ağustos gibi bitiyor. Yani 28-29'un artık efektifliğini tamamen bitirmiş olacak. Ay sonuna kadar, evet ay sonuna kadar. Bütün yazı böyle geçireceğiz yani. Ne güzel, harika gerçekten. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anılcan, her gün bekliyoruz, her hafta bekliyoruz. Vallahi harikaydı. Tabii tabii. Bence evet Anılcan'ın programı kesinlikle hayretle dinledim. Bir yere ayrılmayın. Biz yine devam ediyoruz. Yaz geldi, tatil planları yapılmaya başladı. Hem yurt dışı gezisi yapmak, hem vizesiz yerlere mi gitmek istiyorsunuz? İşte size vizesiz gidebileceğiniz tatil önerileri. Bahreyn. 15 gün vizesiz. Kapıda vize ve online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri. Online vize uygulaması var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuyorsanız uçakta elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor. Deniz ve kumun keyfini çıkarmak istiyorsanız vizesiz gidebileceğiniz bir yer olan Yeşilburun Adaları tam size göre. Yeşilburun Adaları'nda kapıda vize uygulaması var. Havalimanında vizenizi alabiliyorsunuz. Adını özellikle son yıllarda sıkça duyduğumuz Dominik Cumhuriyeti, vizesiz gidilebilen bir başka yer. Dominik Cumhuriyeti'ne giriş 30 gün vizesiz. Ülkeye giriş sırasında havaalanında veya limanlarda ülkeye giriş formu doldurulması ve turist kartı alınması gerekiyor. Ermenistan, kapıda vize ve online vize uygulamaları var. Sınırda 21 günlük vize alınabiliyor. Ama dikkat! Pasaportunuzda Ermenistan'a giriş çıkış damgası varsa Azerbaycan'a gidemiyorsunuz. Fas. Mistik havasıyla her zaman gezgincilerin uğrak yeri olan Fas, ülkemizden 90 gün vize istemiyor. Tarihi bir hava soluyup farklı kültüre doğru bir yolculuk yapmak istiyorsanız bu yıl tercihiniz Fas olabilir. Katar'da kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında da vize ücretsiz olarak alınıyor. Meme estetiği yaptırmayı mı düşünüyorsunuz? Peki herkes meme estetiği olabilir mi? Operasyonlar çocuk emzirmeye engel midir? Merak ettiğiniz tüm soruları operatör doktor Gülçin Nujen Çardak cevaplıyor.
boyun ağrıları yaşamınızı kabusa mı çevirdi? Üzülmeyin, doğru tedaviyle ağrılardan kurtulabilirsiniz. Doçent Doktor Hasan Kerem Alptekin, boyun fıtığından korunmanın yollarını anlatıyor. Evet, operatör doktor Gülçin Nujen Çardak, kendisi operatör, plastik ve rekonstrüktif cerrah. Yani estetik cerrahsın. Evet. Gülçin'cim, hoş geldin diyoruz sana. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, benim soracak bir sürü sorum var tabii. Evet. Meme estetiğini daha çok tercih etmelerinin sebebi kadınlardan bahsediyoruz tabii ki. Nedir? Şöyle, tabii meme estetiği hani niye tercih ediliyor? Bu hastanın mevcut meme yapısına göre değişiyor. Küçük memesi varsa daha büyük meme isteyebiliyor. Sarkık memesi varsa daha dik bir meme isteyebiliyor. Eğer çok büyük memesi varsa daha küçük meme isteyebiliyor. Çünkü demin Nihat Bey'in de söylediği gibi ilkel toplumlardan şimdiye memenin varlığı ve estetiği hani kadının simgesi olarak algılandığı için kadın hastalarımız için oldukça önemli meme estetiği. Peki böyle mesela siz normalde herhalde bunun böyle bir şekilde oranını kendiniz de görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Türk kadınlarında sizce daha çok büyütme mi küçültme operasyonunu daha çok yapıyoruz? Daha çok küçültme yapıyoruz Türk kadınlarında, evet. Ama yaşla. Evet. Tabii, tabii. Yaşla. Tartmadan kaynaklı mı yoksa emzirmeden kaynaklı falan olabilir diye söylüyorum. Takma derken kimse yanlış anlamasın. Aha. Çocuk işte sahibi olduktan sonra 1-2 sayısı fark etmez yani bir işte. Şekilde deforme olduğu için çok rahatsız oluyorlar ve toplatıyorlar. Küçükken büyütüyorsun. Kadarıyla. Aynen öyle. Büyüyünce küçültüyorsun. Aynen. Yani aslında zaman aralıklarıyla değişiyor insanların yaptırdığı ameliyat şeyleri. Ama şey, neye göre karar veriyorsunuz? Yani her mememi küçülteceğim veya işte yok meme protezi istiyorum diyene hemen bunu yapıyor musunuz? Yoksa ya bu sana olmaz dedikleriniz de var mı? Şimdi demin anlattığım gibi aslında hani estetik meme anlayışı kişiden kişiye gerçekten değişiyor. Bazen hani ben bakınca bence oldukça uygun büyüklükte memeleri var ama hasta daha büyük meme isteyebiliyor. Hani bunu niye daha büyük meme istiyorsunuz diye sorgulama gibi bir şansımız yok işin aslı. Ama olsun, ama niye olmasın ki, siz bu konuda otorite olan isimlerden birisiniz, bunu söyleyebilirsiniz. Tabii ki biz önerilerimizi söylüyoruz, hani bence gerek yok diyoruz ama hani ben daha büyük meme istiyorum dedikten sonra sonuçta ona itiraz etme gibi şansımız yok. Tabii bazı sınırlarımız var. Nasıl sınırlarımız var? Bir kere bir yaş sınırımız var. Yani 18 yaşın altına tıbbi gerekliliği olmayan hiçbir ameliyat yapmadığımız gibi meme estetiğini de yapmıyoruz tabii ki. Mesela 17 yaşında bir kız çocuğu gelip ben memelerimi büyütmek istiyorum dediğinde buna yok. Ne olursa babası olsun, annesi yanında olsa gene mi yok? Hayır, meme büyütme yok, ben asla yapmıyorum. Yok. Asla yok. Sizin zaten etik değerlerinize ben her zaman saygı duyuyorum. Çok teşekkür biliyorsunuz. Kesinlikle bildiğiniz doğrulardan şaşmıyorsunuz. Ama bunun istisnası var. Ne? Meme küçültme. Örneğin ergenlikte çok hızlı ve aşırı büyüyen memelere sahip genç kızlarımız oluyor. Yani 16 yaşında bir bedeni taşıyamayacağı kadar büyük göğüsleri olan hastalara geliyor. Tabii ki bu hani duruş bozukluklarına, bel fıtıklarına, boyun fıtıklarına, pişiklere, mantarlara yol açabildiği gibi çocuğun psikolojik durumunu da bozabiliyor, sosyal hayatını etkiliyor. Bazen bize psikiyatrların yönlendirmesi sonucu bile yapabiliyoruz. Tabii anneden babadan onay alıyoruz. Tek istisnası bu. 18 yaşın altına yapılan meme estetiği. Küçük meme, genç kız geldi size, ona meme protezi yaptınız. Ve psikolojisi düzeliyor mu? Yani şöyle, psikolojisinin bozuk olmasının psikolojik sebebi... Psikolojik geliyorlar zaten yani şöyle, görüntü için değil ki. Aynada baktığında kendini beğenmek için geliyor. Çünkü kendini yeterli görmüyor. Eksik görüyor kendini. Onu yaptırdığı zaman psikoloji anında değişiyor. Şimdi şöyle, hani bunu değerlendirmek tabii ki benim işim değil. Hani bunu değerlendirmek psikiyatri hekimlerin işi ama bütün estetik ameliyatlarda olduğu gibi ben hastalarıma bunu direkt söylüyorum. Hayatınız değişmeyecek. Benim var, Amerika'da yaşayan bir kuzenim var. 27 yaşlarındaydı. Çok küçük göğüsleri vardı. Göğüslerine protez yaptık. Tabii. Gider gitmez ikinci hafta erkek arkadaş buldu. Ve hayatı bir değişti, bir değişti. İçine kapanık olan kız o kadar sosyal oldu ki. Ya hayat fışkırıyor böyle içinden. Az önceki size o soruyu onun için sordum. Çünkü canlı örnek yaşadım ben. Evet. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında kadınlarda, erkeklerde de var mı yok mu? İnsanoğlunda var bence herhalde büyük bir ihtimalle. İşte saçı düz olan kıvırcık saç ister. Kıvırcık saç olan işte düz ister. Büyük göğüslü olan küçük göğüslü olmak ister. Küçük göğüslü olmak isteyen büyük göğüslü olmak ister. Yani bana da baksan mesela benim çevremde de pek çok arkadaşım da benimle aynı fikirde. Ne kadar derin göğüs dekoltesi giyebilirseniz o kadar güzel gözüküyor bence göğüs kısmı.
Bu da demek oluyor ki daha küçük göğüsler bana sorarsanız. Benim güzellik anlayışım öyle. Hı hı. Yani bu mesela bu çizgide baktığınız zaman göğüs çizgisini, göğüs sarkıklığını falan oraları görmüyorsanız bence göğüs dekoltesi daha güzel. Ama bazısı için tam tersine o çizgide mutlaka o birleşmeyi, o çizgiyi hı hı. görmenin kendisine çok çok daha iyi olduğu, geldiğini de düşünüyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim başıma gelmedi ama bir arkadaşım başına geldi diye anlatayım bu hikayeyi. Doktora gitmiş. Göğsümden memnun değilim diyerek hikayenin tamamını da şöyle şu şekilde anlatayım. Kendisine mevcut olan göğsünün boşalması sebebiyle, üst tarafın üst kısmının boşalması sebebiyle bir şekilde toparlanmasını isteyerek gidiyor. Ve ameliyat konusunda hemfikir oluyorlar. O zaman tabii ki 10 sene önce belki şu anda değişmiştir. Belki değil, kesinlikle değişmiştir, böyle söyleyeyim. Kullanılan silikonlar galiba sonradan değiştirilmesi gereken silikonlar mıydı? Bir ömrü olan şeylerdi değil mi? Artık öyle şey öyle değil. Artık ölene kadar takabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz tabii, onu. Tabii tabii. Yeni nesil. Ameliyattan çıkıyor kız. Ameliyat yapıldıktan sonra konuştukları boyuttan çok daha büyük bir boyutun takıldığını görüyor mesela. Böyle hastalar size geliyor mu? Yani bir önce sizden daha önce başka bir doktorun ellediği hastalar geliyor mu? Gelebiliyor ama aslında sizin söylediğinizin tam tersi geliyor. Hani ben bu protezleri büyütmek istiyorum diye gelirler genelde. Küçültmek istiyorum diye gelen yok. Küçültmek istiyorum diye gelen yok gerçekten de. Çok ilginç. Çok ilginç. Aynen bence de ilginç yani. Peki ömür meselesine gelelim. Bu ömür meselesi değişti mi? Tabii ki değişti. Bu yeni nesil silikonların artık hani değişmesi gibi durum söz konusu değil. Yani özel maddelerden üretildikleri için hani ömür boyunca insan vücudunda problem çıkarmadan kalabilmek üzere tasarlanmışlar. Böyle eskiden ele aldığımız zaman neredeyse böyle hani jel gibi olandan bahsetmiyorum ya. İçinde bir sıvı... Salin dolgu da var. Bunlar hala, yani sulu onlar hala olan şeyler, protezler. Onlar hala var. Önemli olan içeriği değil aslında da dış kaplaması. Bu dış kaplaması artık yeni nesil silikonlarda insan sağlığı, insan vücuduyla oldukça uyumlu olduğu için değiştirilmesi gerekmiyor. Çok nadir durumlarda gerekiyor da ne? Bir dediğim gibi hasta boyut değiştirmek istiyor. Ben daha büyük göğüsler istiyorum diye gelebiliyor. İkincisi... kapsül kontraktür dediğimiz bir şey var hani meme protezlerinde görülemeyen bir şey olacaksa olan bir şey sadece riskini azaltabildiğimiz bir şey. Kapsül kontraktür ne hemen onu özetleyeyim. Normalde vücudun aslında proteze verdiği normal bir yanıt. Vücuda yabancı bir cisim girdiğinde vücut onu kaplamak ister. Kendini korumaya almak ister. Bu normal bir yanıt. Ama bazı durumlarda o kapsül o kadar kalınlaşır ki hem proteze basar deforme eder hem de dışarıdan hatları görünmeye başlar. Ve cildi de çekmeye başlar. Bu durumda onun çıkarılması gerekir. İşte böyle iki tane istisnamız var. Peki. Bir kapsül kontraktür olduğunda çıkarıyoruz bir de boyut değiştirmek için. Evet, her zamanki doktor Gülçin Fransızlar gibi bir malı satarken önce Fransızlar şey yaparlar. Olumsuz her şeyini anlatırlar. Şaşar kalırsın ya malını satmak istemiyor mu adam? Niye bu şeylerden yani. Falan? Doktor Gülçin'in de şeyi tarzı aynen o. Her şeyleri anlatıyor. Hala istiyorsan öyle yapıyor. Peki doğurmamış kadınlarda daha sonra işte doğum yapmayı, işte emzirmeyi planlıyorlarsa nasıl bir sistem oluyor? Şöyle silikonun varlığı süt salgısına engel değil. Yani eğer yeterli meme dokunuz ve süt kanalınız varsa. Sonuçta siz silikonu çünkü nereye yerleştiriyorsunuz? Arka tarafa yerleştiriyorsunuz, ön tarafa değil. Meme başının hemen arkasına değil. Birden fazla yere yerleştirebiliyoruz. Bir meme dokusunun altına yerleştirebiliyoruz. Demin anlattığınız gibi. Bu durumda süt kanallarıyla direkt bağlantısı oluyor mu? Oluyor. İkincisi kasların altına yerleştirebiliyoruz. Subfasyal diyoruz ona. Bir de kasın altına yerleştirebiliyoruz. Her birinin kendine ait avantajları ve dezavantajları var. Süt babında söylediğimiz zaman örneğin hani kasın altına konması tabii ki süt salgısı açısından daha doğrusu sütte silikon karışmaması teorik olarak açısından daha uygun. Neden? Çünkü süt kanallarıyla silikon protez arasında bir de kalın bir kas tabakası olmuş oluyor. Yani kas altı koyduğumuz ki sizin sevdiğiniz. Tabii. Siz eğer kas altı seviyorsunuz değil mi? Uygunsa, yani herhangi bir problem yoksa mutlaka kas altı protez tavsiye ediyorsunuz. Peki damla mı yuvarlak? Bu da şeye göre değişir. Yani memenin hangi mevcut kişiye damla, göre. Hangi kişiye yuvarlak? Şimdi eğer memede gerçek bir atrofi, yani gerçek bir küçüklük varsa, hipoplazi diyoruz buna. Yani meme yapısı... erkeğe yakınsa. Onun gibi olunca doğal meme neyi? Üst taraf biraz daha boştur, alt taraf biraz daha dolgundur. O zaman damla şekli koyabiliyoruz. Ama mesela nasıl diyeyim, sık emzirdi, çocuk doğurdu, kilo alıp verdi çok fazla. Üst taraf boşaldı ama alt taraf duruyor. Mesela ona...
damla protez koyarsanız eğer daha kötü olur. Üst taraf yine daha boş kalır, alt taraf daha fazla olur. O zaman mesela onlara yuvarlak silikon protezleri tercih ediyoruz. Bu soruyu niye sordum biliyor musunuz? Çünkü damla silikon da yuvarlak silikonu ayrı ayrı kalitede silikonlar, protezler zannediyorlar. Yok, hayır, aynı şey. Hayır, toplumda öyle. Yani şey diyor, ben mutlaka damla taktırmalıyım. Şimdi niye? Damla silikon daha kaliteli çünkü. Yok, yok kardeşim. Onun şekli, evet. Markası aynı, her şeyi aynı. Biri damla şeklinde, evet. Ayakta durduğunda. Bir tanesi de yuvarlak şeklinde. İkisi de aynı marka. İkisi de aynı. Değil mi? Evet. Bunlar böyle. Peki silikonun vücuda zararı var mı? Şöyle hani... Yani kanser yapar mı? Bütün doğal bütünlüğümüzü bozar mı? Korkmamız gerekiyor mu? İşte en çok sorulan soru bu. Direkt şöyle söyleyeyim. Silikon protezlerle meme kanseri arasında ispatlanmış herhangi bir ilişki yok. Yani silikon takılı kadınlarda kanser oranı yüksektir diye elimizde bir veri yok. Bu durumda biz teorik olarak silikon kanser yapmaz diye kabul ediyoruz. Evet, yapmıyormuş. Ay, bütün sorulara cevap bulduk inşallah, evet. Diye düşünüyorum. Sormadığınız dediğiniz sorular varsa da bize iletebilirsiniz. Daha sonra mutlaka konuk olarak alacağız kendisini, evet. Çünkü. Çok çok sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Daha da güzelleştirdiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, ekrandan ayrılmayın. Bakın sırada ne var. Boyun ağrıları yaşamınızı kabusa mı çevirdi? Üzülmeyin, doğru tedaviyle ağrılardan kurtulabilirsiniz. Doçent Doktor Hasan Kerem Alptekin, boyun fıtığından korunmanın yollarını anlatıyor. Evet, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Hasan Kerem Alptekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hemen ben şeye gireyim. Sabahtan beri ağrınız var böyle. Sizin, evet. Efendim benim boynum ağrıyor. Boyun fıtığı olabilir miyim? Olabilir. Bakalım hemen. Tamam bakalım. Programdan hemen sonra bakalım. Tabii. Ama her boyun ağrısı boyun fıtığı mıdır? Şimdi şöyle tabii boyun fıtıklarında özellikle kaslardaki tabii bu bazı seyirmeler olabiliyor. İşte uyuşma, karıncalanma gibi problemler olabiliyor. Yani bunlar bizi boyun fıtığı olabilir gibi bir şüphe uyandırıyor. Ama tabii ki muayenemizi de mesela işte başı öne eğip yukarıdan bastırıyoruz bu şekilde. Mesela bu muayenemizde önemli bir testtir. Bunu yaptığımız zaman kişinin ağrısı şiddetleniyorsa veya işte öksürmeyle, hapşırmayla ağrıda şiddetlenme oluyorsa bunlar birazcık bize boyun fıtığını çağrıştırıyor. Tabii ki bütün bu testleri yaptıktan sonra daha net bir şekilde tanısını koyabiliyoruz. Kas testlerini yapıyoruz. Hani parmak, işte parmak güçlerine bakıyoruz. Ondan sonra reflekslere bakıyoruz. Boyun fıtığında niye parmağa bakıyorsunuz? Niye bakıyoruz? Çünkü parmakları besleyen sinirlerde boyundan geçiyor. Gelin çekeyim yani, sizin parmağınızı. Bir şeyse çekmesiniz. Öyle bir şey mi? Bunu çekeceğim. Evet. Oraya baskın mı yani yapıyor? Parmağın... Siz çıkartmayın. Biz kendi aramızda onu çözeriz. Siz bize tarif edin. Ben şöyle, buradan çektiği zaman siz, arkaya mı yansın? Siz çekin. Tamam çekiyorum. Şimdi çekin. Şimdi normalde 5/5 kas gücünde, evet. Sizin hocamı yenememeniz lazım. Yani yenemediğiniz zaman 5/5 kas gücü var demek ama... 5'te 5, benim parmağım ama, açılmazsa. Ama hafif bir kas gücü kaybı varsa mesela 4/5 ise... Bunu açmaya çalışıyorum öyle mi? Evet, ha, evet. Benim parmağımı açacaksın. Ha, tamam. Ben de seninkini açacağım. Evet. Açamıyorum. Evet, açamadığınız zaman 5/5. O zaman boyun fıtığı yok. Tabii sadece bu kas değil, başka kas. Mesela şuna da bakıyoruz. Ne güzel tanı koymuştuk ya. Şu parmak kaslarına da bakıyoruz. Parmakları açıyoruz. Onları kapatmaya çalışıyoruz. Bir de böyle. Evet. Eğer şöyle. Bu parmağı şu şekilde... Evet, ben mesela sizi yenemiyorum şu anda. Ha, tamam. Normalde peki mesela şöyle bir şey mi? Testi yaptığınız zaman karşıdaki insan ağrıyla onu bırakmak durumunda mı kalıyor yoksa güç? Çok güzel soru. Ağrısından dolayı da gevşeyebilir, bırakabilir. O zaman ne yapacağız? Kişiyi ağrısından başka bir yere yönlendireceğiz. O an çok şiddetli ağrısı var diyelim. Onu psikolojik olarak o anda başka bir boyuta götüreceğiz ve tekrar testi tekrarlayacağız. Eğer hala hani kas gücü kaybı varsa tabii mesela EMG denilen bir test var. Çok ağrılıdır. Ben çok sevmem ama hani tek tek sinirlere elektrik uyarısı vererek bakabiliyoruz. Mesela o zaman işte gerçekten bu kas gücü kaybı buna mı bağlı? Yoksa işte ağrı mı bunu tetikliyor? Onu da bu şekilde test edebiliriz. Ama dediğiniz gibi ağrı da çoğu zaman bu kas güçsüzlüklerini tetikliyor. Yani onu çok iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Peki oluşma nedenleri ne boyun fıtığı? Boyun fıtığı aslında yani günlük yaşamımızda ne yazık ki özellikle bu telefonlar, işte bilgisayar, laptoplar, yani şu öne doğru
eğildiğimiz anda yani zaten... Hocamın dediği izleme alışkanlıklarımız değil mi? Bir evet. Şeyi takip ederken yaptığımız evet. Hatalar. Evet yani şimdi dik durduğu zaman boyunun kendi yükü var 5-6 kilo mesela. Yani başım, kafamızı taşıyor aynen. O yükü taşıyor ama şöyle 5'er derece öne doğru eğilmeye başladığı anda bu artarak da ağırlık kat 10 kiloya kat, varıyor. Tabii en son 60 derecelere geldiği zaman 25 kilo 25 kilo yük evet. Taşıyor oradaki kaslar. Evet. Yani siz düşünün yarım saat şöyle okudunuz. Fıtık olmasın ne yapsın garibim ya. Evet. Hele bir de hiç onu çalıştırmıyorsan, hiç şey yapmıyorsan, boyun egzersizi yapmıyorsan, evet, spor yapmıyorsan hep bak telefona hep oku. Ondan evet. Sonra bum. Aynen öyle. Oradan artık zaten o bölgede yani bağ dokusu çok zayıf. Yani arka bölgesinde, boyunun arka bölgesinde bağ dokusu çok zayıf. O yüzden dediğiniz gibi sürekli baskıyla da oradan fıtıklaşma oluyor. Sonra da zaten ne yazık ki hastalarımız bize geliyorlar hani tedaviye. Sonra o şey sürekli bastırıyor. Boyun kası tutmuyor. Tutmayınca aradaki eklem yani kıkırdak ezilmeye başlıyor. Tabii. Daha sonra siniri sıkıştırdığı an ki o sinir kollarımıza giden sinir. Aynen öyle. Elektrik kablosu gibi parmaklara, kollara onları sıkıştırıyor. Gidiyor. Hem güç kaybı oluyor. Tabii. Hem elektrik çarpmaları gibi şeyler evet. Olur evet. Falan. Ben bu konuyu çok iyi anladım. Biliyorsunuz zaten. Zaten bildiğim konu canım. Mesela ama şöyle bir şey sorabilir miyim size? Mesela diyorsunuz ya demeyeyim. Sonuçta böyle bir okuma alışkanlığımız var. İşte ne bileyim sürekli bilgisayardayız ya da işte atıyorum telefondayız, öyleyiz böyleyiz falan. Boyun şöyle ister istemez. Bunu yapıyoruz maalesef. Şöyle yapamayacağımız için söyleyeyim en azından. Bunu boyunu güçlendirecek antrenmanlar var mı? Yani önüne geçebileceğimiz tabii. Şeyler var mı? Boyun fıtığını bir şekilde... Geciktirmek adına. Tabii ki günlük yapmamız gereken egzersizler var. Yani hepimiz yapmalıyız. Yani hani bu bir yaşam felsefesi olmalı. Yani nasıl bir şey mesela? Nasıl? Mesela güçlendirme dediğiniz gibi çok güzel egzersizler. Şöyle, evet. Güzel, mesela bunlar temel egzersizler. Yani şu şekilde boynumuzu yana doğru bastırdığımız zaman 4-5 saniye böyle bekliyoruz. Tabii orada nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Bu şekilde boynun mesela yan kaslarını güçlendirebiliyoruz. Ya da, böyle. Tabii. Yan kaslar. Evet. Şu şekilde öne doğru. Hep güç uyguluyorum bu şekilde. Flexör evet. Kasları. Şu şekilde arkaya doğru arka kaslarımızı güçlendirebiliyoruz. Tabii bunları 4-5 saniye süreyle ve nefes alıp vererek yapmak lazım. Bir de germeler var. Eğer kaslarımız çok kısaldıysa. O kısa kaslar da sonuçta ağrı yapar. Yani boyundaki şu trapez kasları, işte arkadaki sırt kaslarımız, onlar çok kısaldıysa... Onun içinde mesela şu şekilde şöyle bir germe yapıp mesela 4-5 saniye bekleyip özellikle bu bölgedeki kasımızı şimdi mesela ağrı hissediyorsanız... Üf dediğim için söylüyorsunuz değil mi? Evet. Yani muhtemelen evet. Orada bir tetik nokta vardır. Var. Mesela ama bu tarafta. Evet bu taraf daha rahat. Ama iyi geldi biliyor musun? İyi gelmişti mutlaka çünkü ama şöyle benim boynum ağrıyordu zaten. Evet sizin evet sabahtan beri ağrıyor. Sabahtan herhalde yastıktan düştü ya da başka bir şey bilmiyorum. Şöyle bir şey şu an mesela yapınca farkına vardım. Böyle bir çıtır çıtır kıtır kıtır sesler de geliyor. Ama sebep boyun kireçlenmesi yapısı. Yok o yani sizde boyun kireçlenmesi beklemeyiz. Hani sonuçta çok gençsiniz ama şöyle bir şey var. Tamam peki. Tetik nokta dediğimiz şey. Yani evet. Kastaki tetik nokta. Evet. O ne oluyor biliyor musunuz? Orada böyle bir nodül gibi oluyor. Bir nohut tanesi gibi. Ondan sonra ve orayı kasıyor sürekli. Onun kasın içinde bir gerginlik yaratıyor. Evet. O gerginlik de işte şu anda sizde ağrıyı yapan. Ama ben yerini bulamıyorum mesela. Sanki bütün boyun yani bu açıkta kalan bütün kısmım ağrıyormuş gibi geliyor İşte orada bana. Bir tane bir nokta var. Onu biz muayeneyle tespit ediyoruz. Tabii eminim. Ve o noktaya zaten hedef atışı yapıyoruz. Yani lokal anestezik yapıyoruz. İşte kuru iğne yapıyoruz. Bazen botoks yapıyoruz. Yani hani elimizde gevşetiyorsunuz kası. Gevşetiyoruz evet. Peki ben şey soracağım size. Boynumuz ağrıyor. Bekledik, ağrı kesici aldık, geçmedi. Fizik tedavi dediğiniz hareketleri yaptık. Tık yok, geçmedi. Fizik tedavi doktoruna gittik. Bize dedi ki Doktor Hasan'a gidin ve dediniz ki eyvah iş işten geçmiş koruyamamışsınız size ben cerrahi yapacağım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Yani tabii onu beyin cerrahı arkadaşlarımız şey yapıyorlar ama şöyle bir şey hani bir kere çok nadir
yolu. Yani her cerrahi. Boyun fıdığı cerrahiye gidiyor mu? Yani döndürebildiklerinizi nasıl döndürüyorsunuz? Nasıl döndürüyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, 10 binde bir vaka aslında gider cerrahiye. Oh. Evet. Yani 9 bin küsürlü yakalarım diyorsunuz. Evet. Nasıl yakalıyorsunuz? Nasıl ne yapıyorsunuz? Şimdi mesela kas güçsüzlüğü var diyelim. Hafif var. Başlamış. Var. Şimdi biz onu bir kere çok yakın takip ediyoruz. Yani sinirin üzerindeki baskıyı azaltarak sonuçta o tedavileri yapıyoruz. Sinirin üzerindeki baskı azaldıkça hasta onun geri geldiğini zaten hissediyor. Ve söylüyor bize, diyor ki yani ben diyor şu an zaten biz muayenede test ediyoruz. Kaslar güçlenmiş, toparlamış hani uyuşmalar, karıncalanmalar azalmış. Sonuçta bu tamamen dokunun iyileştiğini gösteriyor. Yani oradaki doku iyileştikçe, metabolizması hızlandıkça zaten o fıtık aslında küçülüyor. Yani doğal olarak da küçülüyor. Yani fıtık nasıl olduysa geriye de gider. Evet, aynen öyle. Yani bu sonuçta dediğiniz gibi bir süreçse bu süreci geri döndürmek de mümkün. Hani fizik tedavide de işte ultrason, lazer, elektriksel tedaviler, bunların kullanıyoruz genel olarak. Enjeksiyonlar kullanılıyor. Bu tür şeyde ben Amerika'dayken şey görmüştüm. Karyopraktik denen bir şey var. Tamamen parmaklarla masaj gibi ama o fıdıklar yerine sokuluyor. Evet. Ya o fıdıklar tedavi ediliyor. Türkiye'de var mı? Siz yapıyor musunuz Hasan Bey? Evet, biz de üniversitemizde de bunu başlattık Türkiye'de ilk defa. Değil mi? Ve evet, ilk karyopraktik uzmanı mezunlarımız da biz verdik. Çünkü Türkiye'de 9 kişilerdi. Bravo. Hepsi Amerika'dan. Bravo. Amerika'dan bravo. Gelmişlerdi. Evet, şu anda, Amerika'dan. Evet. Şu anda bizim kaç kişiler? Şu anda 80 öğrencimiz var. O da bir şeydir. Ama öyle bir şey ki ameliyata evet. Girmekten kurtarıyor. Aynen. Seni ya. İki parmak kesmeden seni tedavi ediyor. Evet. İki parmak. Yani kayropraktik siz de yaşamışsınız. Hani evet, Amerika'da. Biliyorum. Gerçekten hani mucizevi tedavi denen bir şey var ya. Evet. Hani orada o yapılan manipülasyonda, onlar işte adjustment deniyor, evet, işte düzenleme evet. diyorlar. Hani çünkü çok ince bir şekilde oradaki mesela hafif bir kemiğin dışarı doğru çıkışını parmakla hissediliyor. Evet. Ve ona göre diyor ki ben buna şu kadar impulsta şöyle bir şey vereceğim. Ve o yapılıyor. İşte bunun özel masaları var. Drop table. Masalarına bayılıyorum. Neden o masaları Türkiye'ye getirmiyorlar ki? Ya, o kadar güzel, hoş masaları var. Getirdiniz mi? Getirdik hatta. Bravo ya. Bazı bir şeyde de yaptırdık. Bir çok Türk kolay. Ustalar, Türk ustalara çok da kolay, çok yaptırdık. Kolay. Ama evet, Türkiye'de evet. yoktu. Yani ben evet. Türkiye'de hiç görmedim doğru. o masayı. Hep Amerika'da gördüm. Evet, ama oradaki şey orijinallerden getirdik. Türkiye'de de yaptırdık. Gerçekten o da çok büyük etkili. Çünkü yani tam hani hastayı orada konumlayıp müdahaleyi o şekilde yapıyorsunuz. O masanın da çok önemli bir etkisi var tabii. Nasıl bir masa biliyor musun? İki tane yuvarlak boru düşün. Yüzün evet, evet, o iki borunun arasına giriyor ve omurilik dümdüz oluyor. Evet. Bizdeki gibi orası ortası delik değil. Bizim masaj tabii, salonlarında değil, falan evet. gibi şeydekiler gibi. Ortası delik ve çok kalitesiz. Evet. Öyle rulo yapmışlar. Orada süper güzel boyun masajı evet. oluyor. Vallahi bravo. Ben bunları getirdiğinizi bilmiyordum. Ben ayrıca kendi adıma teşekkür ederim Hasan hocam. Çok süpersiniz vallahi. Çok sağ olun. Hakikaten harikasınız. Biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bu yayını. Teşekkür ederim. Ben hiç kapatmak istemem ama evet. süremiz bitti. Ama siz bir yere gitmeyin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sürekli karnınız mı acıkıyor? Yeme isteğinizin bir türlü önüne geçemiyor musunuz? O zaman dikkat! Yediğiniz besinler iştahınızı açıyor olabilir. İşte iştah açan besinler. Kırmızı acı biber. Yağ yakıcı özelliğiyle bilinse de fazla tüketimi iştahınızın artmasına ve dolayısıyla kilo almanıza neden olacaktır. Acı kullanarak tükettiğiniz yemeklerden sonra doygunluk hissini anlamanız azalacaktır. Aşırı derecede acı kırmızı biber tüketen kişilerin porsiyon kontrolünde zorlandığı görülmektedir. Nohut, mide temizleyici özelliğiyle bilinse de iştahı açan bir kuru baklagildir. Diyetlerde yer verilebilir ancak tüketimi sınırlandırılmalıdır. Muz, glisemik indeksi fazla olan bir meyve olduğundan diyetlerde fazla önerilmez. Patates, glisemik indeksi en yüksek sebzelerden biri de patatestir. Özellikle kızartma şeklinde tüketimi daha çabuk acıkmanıza neden olacaktır. Diyetlerde daha sağlıklı alternatifleriyle ve tüketimi sınırlandırılarak kullanılabilir. İncir, kilo aldırıcı özelliği bulunan şeker oranı yüksek bir meyvedir. Diyetlerde tercih edilmemelidir.
havuç. Sebzeler içerisinde glisemik indeksi en yüksek olanlardandır. Acıktırıcı özelliği olduğundan diyetlerde fazla tercih edilmemelidir. Kara lahana. Özellikle karaciğer için faydası görülse de iyi bir iştah açıcıdır. Kara lahana yediğinde iştahının açıldığını düşünen kişilerin günlük beslenme programlarında kara lahanayı nadiren tercih etmeleri önerilmektedir. Mısır gevreği. Kahvaltılarda pek çok kişinin tercih ettiği, hazırlanması kolay ve pratik besinlerden biridir. Yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde kan şekerinde hızlı değişikliklere sebep olurken bir yandan doygunluk hissi de oluşturmadığından gün içerisinde gereksiz kalori alımlarına sebep olabilmektedir. Tarçın, katı aromalarla ve kokusuyla birçok kişinin tercih etmesine neden olur. Kan şekerini düzenleyici ve yağ yakıcı özelliğinden dolayı kişiler tarafından diyet programlarında çok tercih edilmektedir. Ancak kullanımı abartıldığı takdirde iştah açıcı etkisi bulunmaktadır. Tuz. Tuz iştah açanların başında gelir. Tuzlu bir besin tükettiğimizde ardından gelen tatlı yeme isteği de buna bağlıdır. Çünkü tuz tüketildikten sonra kan şekerinde değişimler gözlenir ve tatlı yeme ihtiyacı doğar. Özellikle diyetlerde tuz tüketimi kontrol altında olmalıdır. Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Neredeyiz? Siz de anladınız artık. Çünkü zamanı geldi. 5 dakikada estetikteyiz. Evet, 5 dakikada estetikteyiz. Bakalım. Sizin yolladığınız fotoğraflardan bir tanesini getirdi önümüze arkadaşlarımız. Ben gördüğüm zaman hani ne var diye sordum gerçekten. Ne yok ki? İşte tabii hala bana. Çünkü ne var diye sorduğumda cevap olarak bu geliyor Nihat Hoca'dan. Hemen bakıyoruz. Ama gördüğümüz kişi Gökçe. Kendimi kötü adam gibi hissetmeye başladım. Yok, hayır, ondan değil. Siz bu konuda ustasınız diye söylüyorum. Peki, sizden bir peki. Şey kaçmaz diye. Kim bu? Yanlış anladım. Gökçe Bahadır. Gökçe çok Bahadır. Çok başarılı bir oyuncu aynı zamanda. Oyuncu aynı zamanda da çok tatlı da bir insan karakter değil olarak mi? Da. Şimdi bakıyoruz. Yani her zaman yine aynı şeyi söylüyorum. Makyajsızken ki fotoğraflarını bulabiliyoruz daha önceki fotoğraflarına baktığımız zaman bir sonraki baktığımız fotoğraf genelde hep böyle çok makyajlı. Ama olur. Görüntüye bakıp aldanmamak lazım. Bizim makyajla işimiz yok. Biz daha kalıcı şeylere bakıyoruz. Evet tabii ki. Ama ben kendi adıma bakarken aa çok güzel bir makyaj yapılmış kıza diye düşünüyorsun. Ben de bakarken çok güzel burun yapılmış, tabii, yanak evet, yapılmış diye bakıyorum. Çünkü normalde her şeyi makyajla da düzeltebildiğiniz için onu ben biliyorum. Kontürle benim de mesela burnum yamuk olduğu için bu tarafıma biraz daha şey sürüyorlar, gölge yapıyorlar falan. Düzmüş gibi falan duruyor. Evet, burnunu yapasım var. Ya, hayır, hatta yaptırmayacağım. Buyurun Gökçe Bahadır'a bakıyoruz efendim. Evet. Of, nasıl ya olmuş? Çok seksi. Mesela şöyle. Değil mi? Duruş, başta şöyle bir şey söyleyeyim. Bakış, duruş, makyaj, ifade, saç, hali falan derken çok seksi. Havalı çok olmuş, çok havalı aynen olmuş, öyle. Yakışmış, oturmuş yani. Ama şimdi ben ne yapılmış derseniz bence burnuna bile dokunulmamış gibi geliyor bana. Çünkü üstüme iyilik sağlık. Tabii burnu ama zaten şey, ne? Kalkık bir burnu var zaten. Yok canım. Yayık ve aşağıda bir burnu var iken kalkık ve havalı bir burnu. Ama fotoğrafı çek kendimiz yayık ama yok, aşağıdan baktığın zaman burun daha yayık gözükmesi lazım. Yukarıdan baktığın zaman burun ince gözükür. Ha, burnunun tamam ince gözükmesini istiyorsan fotoğrafı şöyle yukarıdan çektir. Burnun çok ince ise ve kalın gözükmesini istiyorsan biraz aşağıdan öyle kamerayı öyle tutacaksın, çekeceksin. O zaman burnun daha okkalı ve daha güzel gözükür. Bir de en güzel çekilen selfiler yukarıdan çekilen selfilerdir. Çünkü yüzün derisi yüzün kemiğine yapışır, oturur böyle. Böyle olunca da sarkar. Onu biliyorum. Onun için böyle selfie çekmeyin. Hem gıdınız hem yüzünüz hepsi rezalet gözükür. Bu fotoğrafları öyle yapıyorlarmış falan. Alttan bir çekiyorlar, bir for koyuyorlar, bir after koyuyorlarmış falan. Ben de burada konuşup duruyormuşum. Ne var yüzünde? Ne var abi biliyor musun? Bak şimdi her şeyden şu önce bir. Şu açıdan baktığınızda mesela yukarıdan. Siz Hollywood yanak işte elmacık kemiği falan görüyor musunuz? Ben evet mesela, görüyorum. Falında hocam, çıktı. Hocam ben elmacık kemiği görmüyorum mesela. Neden ben görüyorum. Sizi, tabii görüyorsunuzdur mutlaka. Siz neye görmüyorsunuz? Ben göremediğimi size söyleyeyim. Çünkü doğru tarafı mı yansıyor bilmiyorum ama bu hani içte evet içte kalan yanağı var ya. Tamam. Baktığım zaman fotoğrafa özellikle tamam düz duruyor. Yani burada bir gözünün altında bir çıkıklığı yok. Yok, çıkıklığı yok. Her seferinde çıkık olması gerekmiyor bunun. Onu bana söyleyeyim. Çünkü daha önceki fotoğrafına bakarsan yanak aşağıda. Ne oldu da bu 10 yıl sonra yanak yukarı çıktı? Biraz daha ön tarafa da evet, tabii ön tarafa da koyabilir. Şey yüzün şekline göre değişiyor. Eğer ki üçgen yüzse, altın orana göre hesaplıyoruz. Yüz üçgense elmacık kemiklerini biraz daha yukarı koyuyoruz. Ama yüzü toparlak olan da elmacık kemiklerini biraz daha ortaya koyuyoruz. Ya Gökçe'de o yapılmış diyorsunuz, ön tarafta. Kesinlikle. Peki. Bir o var, iki burun var.
Peki. 3. Gözaltı torbaları nereye gitti? Nerede? Gözaltı torbası nerede? Gözaltı torbası onu nerede? Onu da bilmiyorum. Gören var mı? Orada makyaj var zaten. Yani sonuçta hani burada çok aydınlık bir makyaj var. Yok ama gözaltı torbası var 10 yıl önceki fotoğrafında ama şu an gözaltı torbası sıfır. Makyaj bile olsa yine de gözükür. Gözaltı torbası şey yapılmış, halledilmiş. İçerideki o yağ petleri tahminen ya hemen kirpiğin dibinden geliyor ya da içeriden konjüktivanın oradan giriliyor. Temizleniyor, çıkılıyor. Çok basit bir operasyon. Herkese de tavsiye çenede ederim. Çenede bir gözaltı. Şey yok değil mi? Çenede bir şey yok, yok gibi gözüküyor. Oradan kurtulduk en azından. Senede bir şey yok çok gibi çok gözüküyor. Selam söylüyoruz ama, kendisi. Ama dudakları enfes olmuş. Ellerine sağlık yapanın. Müthiş ya böyle bir şey müthiş olmuş. Çok güzel dudaklar, çok doğal. Evet, dudaklar çok doğal ve çok güzel çok yapılmış. Güzel ya. Yapılmış. Ama botoksu da çok güzel. Tamam peki hocam. Botoksu da güzel. Çok seviyorum. Yani çok fazla ben bir şey yaptırmamış. 5 kalem. Tamam peki. Beş ama çok güzel yapılmış özellikle öyle 5 dakikada 5 kalem güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yakışmış da havalı aynen da olmuş. Daha ne diyeyim ki? Ellerine sağlık, selam olsun diyelim. Bugün de programın bu şekilde burada, sonuna gelelim. Burada, evet sonlarıdır. Hoşçakalın. Evet, bay bay. Lay 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 lay. Yana Sıvı Kolajen, Yaşamak Ne Güzel'i sundu.